bu turda çok günaydın fazla arkadaşlar. Türkiye mahallesi şu anda Saraybosna'dayız ve orada Bardaş diye bir cami var. Geziye. Mahallenin adı evet. Bardak. Hemen etrafı göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bankalar var. Zafiş ailesi özellikle orada çok azılı bir haydut var ve halk tarafından gerçekten sorun yaşanıyor. Halkın çok çekildiği azılı bir haydutu bir halk kahramanı tarafından alt edilip polise teslim edildikten sonra, idam edilmesinden sonra halk rahatladığı için bir cami yaptırıyorlar. Fakat bu cami zamanla 2. Dünya Savaşı sırasında ilk başta depo olarak kullanılıyor. Daha sonrasında depodan tekrar camiye döndürüldüğünde günlük hayatına devam ederken, insanlar ibadetini yapabilirken maalesef bu savaş döneminde, 92-95 yılları arasındaki dönemde şerefesinden üst kısmı yani minaresi kilisenin önünü kapatıyor gerekçesiyle cami minaresi bombalanıyor. Baktığınızda oraya gittiğimizde arkasındaki kilisenin üzerindeki hiçbir mermi izi bile bulunmazken hemen önündeki caminin şu anda minaresi kırık şekilde bizleri karşılamakta. Ne demiştik Aliye Hizmet Begoviç'in meşhur sözü? Affet ama unutma, unutursan tekrarlanır. Sözüne dayanaraktan caminin minaresini şu anda yapılanları Müslümanlık unutmamak adına tekrardan onarmıyor. Biz şimdi birazdan Konya'ya doğru yola çıktık ve varacağız. Oraya vardığımızda Neretva Nehri'nin kenarında, özellikle Neretva Nehri bugün Mosal'a kadar bizlere eşlik edecek. Zümrüt Yeşili demek bir diğer adıyla birlikte. Zümrüt Yeşili bir nehir bizleri karşılayacak. Bugün doğa harikasını çok fazla duyacağız. Çünkü ilerleyen zamanda özellikle oradan çıktıktan sonra devam edeceğimiz sıra dağ dizisi Alp Dağları'nı biliyor musunuz? Alp Dağları duymuşsunuzdur. Alplerin devamı Pınar Alpleri sıra dağ dizisi bizlere eşlik edeceğiz. Bugün bol bol ağaç, orman, yeşillik ve nehri çok fazla doyacağız. Yaklaşık 45 dakika içerisinde de Konya'ya varmayı planlıyorum. Bir sabah kahvemizi içeriz, biraz vakit geçiririz, fotoğraflarımızı çekiliriz. Oradan sonra da Mostar'a doğru devam edeceğiz efendim. Teşekkür ederim. Ha, bu arada geçerken tünellerden geçeceğiz. Bu tüneller özellikle otoban yapısı Türkiye'ye çok benzer. Ve Türkiye'de gördüğünüz tünellerin birebir aynısıdır. Neden olabilir? Cengiz İnşaat yaptı tünelleri. Tünellerin giriş ibaresinde Cengiz İnşaat ibaresini görebilirsiniz. Evet, burada da ücret ödüyoruz otoyollara. Orada giriş açık. Cidden Cengiz İnşaat'ın yaptığı o tünel otoyollardan geçeceğiz, devam edeceğiz. O yüzden yollar size çok tanıdık gelebilir. Zaten Bosna Hersek'in çok fazla otobanı yok. En düzgün tünelleri de Cengiz İnşaat'ın yaptıkları. Oradaki tünellerde böyle C ibaresi görürseniz girişinde şaşırmayız.